Selamünaleyküm herkese. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler. Bugün yine evdeyiz ve birkaç gün sonra yine tarlaya gideceğiz. Domatesimize ve biberimize gübre atacağız. Hazır evdeyken kombimizi bugün yapacağız. Kombiyi yaparken iki farklı formülasyonda yapacağız. Bunlardan birisi domates için, birisi de biber için. Formları ayrı olacak. Burada yine benim kameramanım var. Şöyle bir bakayım. Erva kızım benim kameramanlığımı yapacak. Ve şöyle ben bir önce şunu bir göstereyim. Bunları şey yapacağız, hazırlayacağız. Kantarımız burada, ürünlerimiz burada. Neler var arkadaşlar? Çinko sülfatımız var. Demir sülfat var. Demir sülfatımız monohidrat. Monohidrat olanı daha güzel. Mangan sülfat var. Bakır sülfat var. Ve borumuz var. Ayrıca geçen seneden kalma şurada nikel sülfatımız var. Artı çok az bir şey de kobaltımız, kobalt sülfatımız kalmış. Bunları da kullanacağız. Şelatlayıcı olarak da neydi? Sitrik asit yani limon tuzumuz burada. Şimdi önce domates için olanı hazırlayacağız. Domatesler çiçeklenme dönemine girdi. Çalısı gayet güzel çalışıyor. Ve çiçek tutumunu sağlamak, aşırı boğum arasının açılmasını engellemek için onun için özel bir formülasyon hazırladım. Kombi için. Kızım biraz sonra sana vereceğim. Kombi için özel bir formülasyon hazırladım. Bu arada Yusuf'umu da görün. Bu da en ufak oğlum. Bu da en ufak kızım. Bunlar da bana eşlik edecekler. Ama uzak duracaksınız. Bu ürünleri hazırlayacağız. Domates için bu şekilde burada bunu durdurup bakabilirsiniz. Biber için de başka formülasyon yapacağız. Niye ikisini ayrı formülasyonda yapıyoruz? Önce ondan izah edeyim. Domatesi belirttik. Domates çiçeklenme dönemine gitti ve çalısı çok güzel. Ama biberimiz küçük. Biraz çalı lazım bize. Ayrıca domatesin demire ihtiyacı yok. Kökten demir vermeye ihtiyacı olmadığı için demir oranını çok aşırı düşük tuttuk. Biber için demir oranını yüksek tuttuk. Hem de çalıyı engellemeyecek bir şekilde biberde bor oranını ve neyi düşürmüşüz? Bor oranını düşürmüşüz. Ondan sonra çinko oranıyla manganı birbirine yakın yapmışız. Bunlardan detaylı bahsedeceğim. Biz hemen şeye geçelim. Gel kızım. Şöyle bir tutuver. Şimdi önce domates için yaprak gübremizi, kombimizi hazırlayacağız. Burada kantarımız çalışıyor. Gel kızım. Darasını da almışız. Ve meydan başlıyoruz. Şöyle bu tarafa git, uzaktan biraz dur kızım. Seni tam kameraman yapacağız. Domates için demir. Demiri az kullanıyoruz. Demir monohidrat. Yarım kilo demir kullanacağız. Demirimizi getirdik. ...520 gram. O kadar önemli değil, 5-10 gram. 500 gram yaptık. Şöyle şeyi çek kızım. Şurayı çek. Ama böyle dik tut. Fazla da yaklaşma, soluma. Gel kızım. Demirimizi aldık. Sırada mangan sülfat var. Mangan sülfattan 2,5 kilo kullanacağız. Yani 500 gramımız var. Bu 3 kilo olacak toplam. Sanırım şu da 3 kilo oldu. Şimdi sırada çinko sülfatı kullanacağız. Çinko sevgili arkadaşlar çiçeklenme için çok iyi. Bunun için çinko oranımız yüksek olacak. 4,5 kilo çinko sülfat kullanacağız. Şurada 3 kilo, 4,5 kilo eklediğimiz zaman 7,5 kilo olacak. Yedi buçuk kilo oldu. Sırada ne var arkadaşlar?
bor var. Bordan da 1 kilo kullanacağız. Orada boğum aralarını kısaltır. Çiçeklenmeye teşvik eder. Bundan da 1 kilo kullandığımız zaman %20'lik bu da 8,5 kilo olacak. Karşı bitmiyor mübarek. Tamam. Borumuzu da kullandık. Eskici. Nikel kullanacağız değerli dostlar. Aslında molibden olsaydı daha iyi olurdu da. Molibden çiçeklenme için çok iyi. Molibdenimiz olmadığı için maalesef nikel kullanacağız. Nikel de özellikle şeye çok faydalı. Kırmızı örümcek ve tripsi hasarları için faydalı bir ürün. Bundan da 200 gram kullanacağız. ...8700 olacak. ...680 ve 700. Nikel sülfattan da 200 gram kullandık. Geriye ne kaldı? Bakır sülfat arkadaşlar. Bakırda 500 gram kullanacağız. Bakırımızı da ekleyelim. 500 gram bundan da kullanırsak ne olacak? 9200 olacak. Az bir şey daha getirelim. 9200 oldu. 100 gram fazla bir şey olmaz. Ve şalatlayıcı olarak sitrik asit kullanacağız. Sitrik asitten de 800 gram kullanacağız. Bu kağıdımızı buraya indirelim. Sitrik asit dediğimiz arkadaşlar bildiğiniz limon tuzu. Bunu 10 kiloya tamamlamış olacağız. Tam 10 kilo oldu. Az bir şey bizim şey vardı. Kobalt sülfat kalmıştı geçen senede. Normalde bundan da 200 gram kalmak lazım ama bu çok az olduğu için bunu bibere ve şeye azar miktarda azar azar kullanacağız. Bir 30-40 gram maksat bitsin bu da. Bu da biber için yeterli olacaktır. Şimdi bunları homojen bir şekilde karıştırmamız gerekiyor. Bunun için benim bir şey var, şu malzeme var. Şunu göstereyim arkadaşlar. Bu inşaatçıların harç karıştırmak için kullandıkları malzeme. Şöyle bir şey de yapmışım, tozu gelmiş şimdi. Şöyle. Şimdi alta gitti. Kombimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bunları poşetleyeceğiz. Ve tarlada kullanacağız. Beşer kiloluk. Buna bakalım.
Bu da 5 kilo. 5 kilo 20 gram. Ziyanı yok. Eşit bir şekilde ayarlamış oldu. Bunun işi bitti. Bunun da işi bitti. 10 kilo çiçeklenme dönemi için kombimizi hazırladık. Şimdi tekrar şunu yapalım. Bunu açıp kapatalım. Şu şekilde darasını almış oluyor. Şimdi bu hazırladığımız kombide bayağı zaman geçmiş ya. Bu hazırladığımız kombide şöyle yakınlaştırayım. Yarım kilo demir. 2,5 kilo mangal. 4,5 kilo çinko. 1 kilo bor. Orada 100 yazmışım ya, o 1000 olacak. 500 gram bakır, 200 gram nikel, 800 gram sitrik asit, toplam 10 kilo yapıyor. Ve oranları da hazırlamış olduğumuz kombinin oranları 1.6 %1.6 demir, 7.8 mangan, %10 çinko. Çinko ağırlıklı bir kombi yapıyoruz çünkü çiçeklenme dönemindeyiz. %2 bor, %1.2 bakır ve %0.2 de nikel olmuş oluyor. Şimdi de şeye geçiyoruz. Biber'e geçiyoruz. Tut kızım. Biber benim 10 dönüm. 5 kiloluk yapacağım. Bunun birazını yapraktan kullanacağız. Birazını da kökten damlama suyuyla kullanacağız. Burada oranlarımız değişiyor arkadaşlar. Demirin oranı 5.6, mangan 6.8, çinko 8.8, bor %1, deminkinde bor %2 yapmıştık. Bakır 1.2, nikel 0.2 aynı şekilde olacak. 900 gram demir. Mangan 1.1, 1 kilo 100 gram, yani 2 kilo olmuş olacak. 2 kilo oldu. Şimdi çinko katıyoruz. Çinkodan direkt 2 kilo koyuyoruz. Gel kızım. Sen orada dur kızım, sen gelme. 2 onu 4 yapacağız. Video biraz uzun olacak ama yapacak bir şey yok. İhtiyacı olan seyretsin. İhtiyacı olmayan da seyretmesin. İki kilo da çinkomuzu koyduk. Şimdi bordan 250 gram koyuyoruz. ...4250 olacak. Bu borun içine deminki şeyi yanlışlıkla artan şeyi bunun içine katmışım, bakırı. Bir şey olmaz, bakırı az katarız. 4300 yapalım bunu. Çünkü 100 gram kadar şey var içinde, bakır var. Evet, bordan 250 gram. Bakırdan 250 gram. Biz bunu 200 katacağız. Deminkinde biraz farklılık ya. Bakır, evet. 4500 olacak. Yüz gram nikel koyacağız. Nikel sülfat 4600 yapacağız şunu. Yüz gram nikel sülfat koyduk ve şu kalan kobaltı koyayım. Az bir şey, maksat bitsin diye. Kaç grammış? 20 grammış. Şimdi 400 gram da şalatlayıcı olarak yine limon tuzu katacağız.
sitrik asit yani limon tuzu. Beş kilomuz tamam oldu. Bunu da homojen bir şekilde karıştırdığımız zaman bizim on işimiz bitmiş olacak. Kızım sen şimdi karıştıracağım uzağa git. Bunu da katalım. Yine A101 harca bitmez. Poşetlerimiz var. Ama bunu ona karıştırmamak lazım. Şimdi kantarımızı kapatıp tekrar açalım. Bakalım 5 kilomuz tamam mı? Bunu çift poşete katalım. Bunun biberinki ne olduğunu anlamış oluruz. 985 kilo. Görünüyorlar mı kızım? Evet baba. Evet. Şimdi bir çek. Tam 5 kilo. Bunu da bu poşetin içine katalım. Şimdi bu şekilde karıştırmak biraz sıkıntılı oluyor. Bunun için karıştırıcı bir düzenek yapacağım inşallah. Ve şu malzemelerimizi alalım. 15 kilo kombi yaptık arkadaşlar. Ver kızım. Hadi teşekkür ettik. Bir el sala bakayım. O evet arkadaşlar saat... babamın videosuna abone olmayı unutmayın. Çok uğraştı sizin için. Kendimiz için uğraştık kızım ya. İnsanlar da faydalansın. Evet. Kağıdımız burada. Şöyle yakından çekeyim. Görün arkadaşlar. Bu B harfi yazan bor. O 100 yazılmış ya. Arkadaşlar o 1 kilo. Kalem burada mıydı kızım? Kalem. Kalemleri onu düzeltelim de. İnsanlar şaşırmaz. Şu 1 kilo. Geri diğer yerler düzgün. Şimdi yukarıdaki domates için domates çalısını yaptıktan sonra yani çalı hızlı gidiyorsa, çalıda sıkıntı yoksa ve çiçeklenme dönemine girmişse bunu kullanabilirsiniz hem yapraktan hem de topraktan. Yapraktan şu biber için hazırladığımızı domatese de kullanabilirsiniz. Biber için hazırladığımız genel bir kombidir. Her şeyde kullanılabilir. Ama domates için hazırladığımız özellikle çiçeklenme dönemi için çok iyi. Biber için hazırladığımız ise çalı dönemi daha iyi. Biz bu oranları dönemin ihtiyacına göre hazırlayıp bitkilerimize veriyoruz. Hazır kombilerde genel gübreleme var yani her dönem için. Ama bunu biz istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Bunların oranlarına gelecek olursak ne kadar kullanılacak? İşte şu 10 kiloyu ben 30 dönüme damlamadan vereceğim. Yapraktan da verdiğiniz zaman 1 ton suya 2 kilo koyabilirsiniz. Şu biber için de yine dönüme 300 gram kullanacağım. Yapraktan için yine 1 tonluk tankere 2 kilo 100 litrelik varil içinde 200 gram kullanabilirsiniz. Sırt pompalarıyla bahçelerinde onlar uğraşamazlar. Hobi bahçecileri için onlar uğraşamazlar. Fakat hazır kombi aldıklarında bir pompaya 40 gram koymaları yeterli oluyor. Değerli dostlar, uzun bir video oldu. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Bugün anlatacaklarımız bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Oğlum sen de gel sen. Gel yavrum. Hadi bir bay bay yapın. Yeni videolarda bye bye görüşmek arkadaşlar. Üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.